Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde temiz konusunun alıştırmalarıyla devam edeceğiz. Bismillah diyelim, başlayalım. Haddit el mümeyyeze ve temyiz el müfrede ve nev'ahu. Vezin, keyil, misaha, adet ve e'ribhu fil cümelit tali. Aşağıdaki cümlelerde hangisinin vezin, key, e, mesafe, ölçü ve sayı bildirdiğini, e, hangisinin mümeyyez, hangisinin temiz olduğunu belirle. Bu alıştırmaları birlikte çözelim. Arkadaşlar. Birinci sorumuz işte Right to Mitran Kumashan Minesuğu Bakın burada e, hangisi bizim temizimiz? Kumashan kelimesi bizim temizimiz. Peki mümeyyiz nerede? Mitran kelimesi arkadaşlar. Bu mümeyyiz, bu da temiz. Peki bunun çeşidi hangisi? Yani e, vezin mi yoksa bir misaha mı yoksa bir adet mi? Arkadaşlar bu misaha bildiren, yani e, ölçü bildiren bir kelimemiz. İkinci cümlemize bakalım. Yeclisu isne aşara taliben fis safi. Bakın burada taliben kelimesi temyiz. Peki isne aşara nedir arkadaşlar? Adettir. Bu da mümeyyizimiz. Adet olarak gelmiş. Üçüncü örneğimize bakalım. haza kilo lehmen bu bir kilo ettir diyor. Bakın burada lahm kelimesi temyizdir. Kilo da arkadaşlar bizim mümeyyiz yani açıklanan kelimemizdir. Vezin bildiriyor. Tabi yukarıda da örneklerde geçtiği gibi temyizin genel özellikleri neydi? Tekrar edecek olursak bakın nekra olmak zorundaydı. Sonra mansup olmak zorundaydı. Sonra müfret, müfret olmak durumundaydı. Burada da aynı şekilde bakın. Nekra gelmiş eliflamsız. E, mansup gelmiş fethalı. Ve müfret gelmiş. Lahmen aynı şekilde. Dörtten devam edebiliriz. E, ke'sen şayen. Bakın burada temiz kelimemiz. Burada te şayen. Ke'sen bir bardak bir kase çay içtim. Bu da mümeyyez olan kelimemiz. Peki neyi bildiriyor burada ke'sen? Keil, keil dedikleri keil dediğimiz e, ölçüyü bildiriyor arkadaşlarım. 5. sorumuzda ehdeytü zevceti hatemen zeheben. Bakın burada hatemen zeheben. dediğimiz zaman temyizi nasıl yapılmış? Zeheben kelimesiyle yapılmış. Arkadaşlar neviyi bildiriyor? Bu temyiz, bu da mümeyyiz oluyor. Qada'a el-müsafirûne seb'a leyalin fit tariqi yolcular 7 gece yolda geçirdiler diyor. Bakın burada leyal kelimesi temyiz, seba kelimesi de mümeyyezdir arkadaşlar. Adet yani sayı. 3 ee, ile 9 arasında daha doğrusu 3 ile 10 arasındaki sayılardan sonra cemi mecrur geliyordu. Bakın hem cemi gelmiş hem de mecrur gelmiş. Neden? Çünkü 3 ile 9 e, arasında bir sayı. 3 ile 10 arasındaki bir sayı. Fit tabagı ritlun ayneben tabakta bir rıtıl yani bir kap dolusu üzüm var vardır. Şimdi burada bakın yine ben kelimesi temizimiz, rıtıl kelimesi de ölçü bildiren değil mi? Bakın aynet kelimesi burada nekra gelmiş, mansup gelmiş ve tekil yani müfret gelmiş. 8. sorumuza bakalım. Umru hazihil medineti 5000 amin. Bakın burada Hamsetü kelimesi ve amin kelimesi var. Sayı değil mi? Adet bildiriyor. Bu temiz olan am kelimesi zıtlık olacaktı arkadaşlar. Bakın am kelimesi. Dokuzuncu soruda ba etajiru kintaran kutnen. Bakın burada kutnan kelimesi temiz olarak gelmiş. Bir kıntar sattı diyor. Ne sattı? Kutnen. pamuk sattı. Bu da mümeyyizimiz arkadaşlar. Vezin bildiriyor. Bu alıştırma türümüzde ihtilal el-cebete sahiha doğru şıkları seçmemizi istiyor. Kale Allahu Teala Bismillahirrahmanirrahim. Ve hamluhu ve fisaluhu şehra. Bakın burada şehran kelimesinin bize irabını sormuş. E, nedir bunun irabı arkadaşlar? Temyiz mensup bil fetha. Bakın temyiz mensup bil fetha. Fetha ile ne olmuş? Mansup olmuş diyoruz. Diğerleri niye olmaz arkadaşlar? Merfu demiş. Bir kere temyizler mansup gelir. Evet mensup ama kesra demiş bu da gider. İsmin mebniyün demiş. Hayır bunlar mebni değil bilakis murab alıyor diyoruz ki mensup diyoruz. Temiz mecrur demiş. Bu da bundan dolayı olmaz. İkiye bakalım arkadaşlar. Kara Halidun tis'a nokta nokta minel Kur'an'i sura kelimesi var. Bakın sura 3 ile 10 arasındaki sayılarda cemi mecrur gelirdi. Suratin demiş tekil gelmiş gitti. bu da tesniye gelmiş gitti. Süveran demiş cemi ama Mansup gelmiş. Bu da gitti arkadaşlar. E, suverun demiş, merfu gelmiş bu da. Doğru şıkkımız suverin. Evet Üçüncü sorumuz. Ana ekbaru min ahi bi seba a... bi e, evet bi seba acrate nokta nokta demiş. Burada ne ne getiririz arkadaşlar? E, ten Bakın bu şekilde seneten diyeceğiz. Niye senetin olmaz? Çünkü 11 ile 99 arasında müfret mansup gelir arkadaşlar. Bu mecrur geldiği için olmaz. Bu merfu geldiği için olmaz. Çoğul geldiği için olmaz. Tesniye olmaz. 4'e bakalım. Yelbisu Yelbisu Ahmedu kamisan nokta nokta. Bakın burada bir gömlek giydi diyor. Ahmet bir gömlek giydi. Nasıl bir gömlek? Gömleğin özelliğini yani bize bildirecek. Evet kutlan direkt e, nekra sonra e, müfret ve mansup olan bu geliyor arkadaşlar. Bu mecrur gelmiş gider. Merfu gelmiş gider. Evet eliflamlı gelmiş, marife gelmiş gider. Bu da aynı şekilde eliflamlı marife gider. Doğru şıkkımız B olur. 5'e bakalım. Kale taala yebeddu ahaduhum lev yuammaru alf sanatin. Evet irabu kelime sene. Sene kelimesinin irabını soruyor. Temyizdir arkadaşlar. Niye böyle müfret mecrur gelir çünkü arkadaşlar. Evet. E, bakalım. Merfu demiş gitti. Mansup demiş gitti. Temiz mecrur bir kesra. Evet. Olabilir. Şunlara da bakalım. i̇sm mebni demiş gitti. Temiz mensup demiş gitti. Arkadaşlar. Bin ve e, yüz ve katlarında bin dahil e, gelen temiz müfret ve mecrur gelir. İştara validi tinnen Evet. Bir ton satın aldı diyor. Ne satın almış? Evet. Bu ne gelecek? Bildiğimiz mansup nekra müfret bir e, temiz gelecek. Bakın mecrur gelmiş gitti. Marife gelmiş gitti. Merfu gelmiş gitti. Marife gitti. Arkadaşlar elif doğru şıkkımız. E, i̇ştera validi tinnen hadiden bir ton demir satın aldı diyor. Yediye bakalım. Tahtacu es seyyaratu işrine litran benzinen. Arkadaşlar doğru şıkkımız S'de bulunuyor. sayılar müfret mansup gelecek arkadaşlar. Bakın müfret ve mansup. 8'e bakalım. Yecri sadiqi hamsete alafi mitrin. Evet. Müfret mecrur gelir arkadaşlar. Elf kelimesinden sonra müfret mecrur. Nerede o? Evet. Imte, mitran demiş. Mansup gelmiş. Mitrin doğru şıkkımız olacak. Talebe ceddi kuben ma en. Evet doğru şıkkımız direkt bu arkadaşlar. Küp şekli küp, e, dedem, bir bardak su istedi. Bakın ma un demiş merfu gelmiş. Ma in demiş mecrur gelmiş. Olmaz mı? Bizim temyizimiz temizimiz müfret, mansup ve nekra bir kelime olacak. Sonraki sorumuza bakalım. E, Gale teala bismillah. Ve iz va'edna Musa 40 leyleten. ثم متخزم العجله من بعده وانتم ظالمون. İrabı إع, e, kelime Laila. Leyla kelimesinin irabını soruyor. Bakın arkadaşlar. Leyleten şeklinde okuduk. Temiz, mansub, e, bil fetha. Doğru şıkkımız burada. Diğerleri niye olmaz? Merfu olmaz ki tenyizdir. E, evet. Mansubluğu da esreli olmaz. Mebni bir isim değildir bunlar. Evet, mecrur olmaz arkadaşlar. 11. sorumuz Tesaddeqal muslimu bisa'in kamhan. Arkadaşlar burada doğru şıkkımız B olacak. Müslüman bir kap yani bir maşrapa bir kap dolusu un tasadduk etti. Yani sadaka olarak verdi diyor. Niye diğerler olmaz? Arkadaşlar nekranın özellikleri neydi? Müfret olacak, mansup olacak ve nekra olacak. Diğerleri mecrur olmuş. Eliflamlı marifi olmuş. Bak olmaz yani bunlar ondan dolayı olmaz. Bir diğer soru çeşidimiz ihtarıl cevabı sahip. Doğru şıkları seçelim. Evet sayfa 42'deki alıştırmalarda imtele el beytu farhan ev sevinçte doldu diyor. Bakın ferhan kelimesinin irabını soruyor. Temiz mensup bil fetha. Doğru şıkkımız elif arkadaşlar. Direkt aramaya gerek yok. Meful değildir. Haber değildir. Haberler merfudur. Sıfat değildir. Hal değildir arkadaşlar. El fiilu ekberul hayavanati cismen et temmizu fil cümleti sabiqa huve el kelime. Aşağıdaki daha doğrusu bu cümlede hangi kelime temyizdir diye sormuş. Cismen kelimesini hemen işaretliyoruz arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım. Ekmelet talibu el kitabe graeten. Bakın bizim temizimiz hemen geldi. E, aslı temiz fil cümleti sebiqa. Aşağıdaki cümlenin aslı nedir? Yani bu temyizin aslı neydi önceden? E, mefhuldü arkadaşlar. Evet sonraki sorumuza bakalım. Ba'a ettaciru mitran hariran el i'rabu sahih li kelimetil cümle sebiqa huve. Bu cümlenin yani şurada ba'a <Niggaving choses> <repeatedoraruana> ettaciru <tformidad> <pairlessly> mitran, hariran cümlesinin doğru irabı hangisinde verilmiştir diyor. Fiil, fail, mefulun bi hal demiş. Hal yok ki burada. Evet fiil, fail, mefulun bi h. temiz. Bakın doğruya benziyor. Fiil, fail sıfat demiş. Sıfat da yok. Fiil, fail temiz mefulun bi. H. Mitrana temiz demiş. Olmaz arkadaşlar. Yer değiştirmiş bunlar. Mefulun bi h. sıfat demiş. Olmaz. Doğru şıkkımız T olur. Evet el bu min eladzil fakiheti tamen üzüm yemesi en lezzetli yiyeceklerden yiyeceklerdendir manasında. Evet, bu cümlede aslı temyizi fil cümle cümledeki temyizimiz hangisi tamen kelimesi. Cümlede aslında neydi arkadaşlar bu tamul inebi diye başlar ve müpteda idi arkadaşlar üzümün yemesi yiyeceklerin en lezzetlilerindendir gibi bir manaya gelir. Evet bu müptedadır arkadaşlar. Zâd Allahu el Müslime kuvveten. Allah Teala Müslümanı kuvvet olarak artırsın, güçlendirsin manasında. Kuvvetenin irabı nedir? Temizdir. Temizi zat mıdır? Temizi cümle midir? Yani temizi nisbe midir arkadaşlar? Önce ona bir karar ver. Mefulun bih demiş. Bir kere bu gider. Hal demiş gider. Evet temizi müfret demiş. E, temizi zatla temizi müfret aynı şeyler. Demek ki bunların ikisi de değil kaldı. Temyizün nisbe mensubun bil fetha. Arkadaşlar burada cümlenin e, evet cümlenin temyizini yapmamızı istiyor. Yani temyizün nisbe neydi? Temyizül melhuz. Birinci bölümün, birinci videonun e, bu kısmına bakabilirsiniz. Gâle fe men ya'mel miskâle zerratin hayran yarah. Buradaki hayran kelimesi bizim temyizimizdir arkadaşlar. Hemen bulalım işaretleyelim. Zaten bize de temyiz hangisidir diye sormuş. Bunu hemen işaretledik. 8'e bakalım. Şeribe tıflü kuben haliben. Buradaki çocuk bir bardak süt içti diyor. Temyiz aşağıda hangisidir diyor. Yani temyizün nisbe mi yoksa temyizün zat mı? bakalım. Burada hemen öncesindeki kelimeyi açıkladığı için temyizü zat diyoruz arkadaşlar. E, temyizü cümle demiş olmaz. Temyizü nisbe merfu olmaz ki bir kere. Temyizü nisbe demiş gider. Mecrur da değil arkadaşlar. Hem mensuplu burada hem de temyizü zat dediği kelimeyi açıklayan temyiz çeşidimiz burada. Temyizü, temyizü zat veya temyizün melfûzun da diye söylenebilir. İkisi de aynı şekilde. Aynı manaya gelir. Kale <gâle> Teala ve kenel insanu eksara şeyin cedele. Evet, el i'rabu sahih ve cümlese. Bu cümlenin doğru i'rabı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Diyor. Bakın kâne ile başlamış. Nasih fiil değil mi? Evet, başkalarını silebilirsiniz. Bakın, Fiil fail demiş. Bunlar yok zaten. Fiil fail demiş. Gitti. Çünkü kâne ve kardeşleri var. Kâne ismini raf haberini nasbeder. Evet bu şekilde devam edeceğiz. Kâne e, sonrasındaki insan kelimesi ismi kâne doğru. E, sonra ekser gelmiş haberu kâne bakın doğru gidiyor. Evet ismi kâne doğru haberu kâne doğru. Sonra ne var? Şeyin muzafun ile eksera muzaf şeyin muzafun ile bu da doğru. Cedel kelimesi de temmiyiz doğru. Bir de şuna bakalım. Fiyerü nasih haberu kâne demiş. E, haber haberü öne mi geçmiş? Hayır bu yanlış arkadaşlar. Doğru şıkkımız elif. Haddit temyizen nisbeti ve beyin nev'ahu ve a'rib el cümlete i'raben kamilen. Aşağıdaki temyizi bul. E, nispet temyizini bul. Çeşidini belirle. Yani e, o aslı müpteda mı, mef'ulün bih mi yoksa e, fail mi? E, ve onu cümleyi baştan sona irabet diyor. Evet, buradan birkaç alıştırmayı birlikte yapalım. Diğerlerini ödev olarak tamamlayın arkadaşlar. İstanbul'u ektheru izdihamen min trabzone. Bakın burada izdihamen kelimesi aradığımız temyiz arkadaşlar. Nispet temyizi tabii ki. Ee, bizim nispet temyizimiz bu. Bakın bulduk. Sonra çeşidini bulalım. Acaba bu önceden daha doğrusu cümlenin aslında mübteda mıydı yoksa mef'ul müydü yoksa fail miydi? Arkadaşlar bu cümleyi şöyle de yazabiliriz. İzdihamu İstanbul'e ekseru min Trabzon'e. Evet bu cümleyi bu şekilde de yazabiliriz. Yani aslı ne oluyor o zaman? Mübteda oluyor. Evet. Başka ne söyleyebiliriz buna? Temmizün nisbe mansubun. Evet iramı da bu şekilde yapılır. bunları söyleriz. İstanbul kelimesi burada muzafın ileyhtir. Kendisi yabancı isim olduğu için, gayrı musarif isim olduğu için esre alamaz arkadaşlar. Cümlemizi buradan irap yapacak olursak burası mükteda, burası haber. Evet haber. E, i̇zdihamen temyiz. Min car. Bu da ismi mecrur olur arkadaşlar. Evet ismi mecrur. Diğer e, aslı neydi diye soruyor mesela burada. Ve beyin demiş ya. Aslı neydi? Aslı da buydu arkadaşlar. İzdihamu İstanbul'a ekferu min trabzone. Bakın burada mübteda arkadaşlar. Mübteda cümlenin başında gelmiş mübteda idi. İkinci cümlemize bakalım. Haraca eşşabu kibaran ve sigaran. Bakın burada ne var? Halk genç yaşlı çıktı. Harace fiil. Eşşabu bildiğimiz fail. Evet kibaran da temizdir arkadaşlar. Temiz. Peki hocam burada bir vav var. Vav ne? Harfi atıf arkadaşlar. Atıf harfi harfi atıf unutmayın. E, bu temiz aynı zamanda neymiş demek ki? Matufmuş. Atıf var ya. Evet. Ve sigaran bizim atıf kelime miyiz? Diğer araştırmaları ödev olarak tamamlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.